Efendim, Allah'ın selamı, mağfiret ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu gece yine sizlerle beraber buradayız inşallah. Bu gece hem bir zirveye ulaşmanın mutluluğu var yüreğimizde, hem de bir sona gelmenin hüznü var kalbimizde. Bir programın sonuna geldik. Bu son dersimiz inşallah. Burada bitireceğiz. Sevinç ve hüznü bir arada yaşamak budur zannımca. Bana yıllar önce bir hatırayı hatırlattı. Hani Mekke ve Medine'den kopup giderken hem oraya ulaşmanın, orada kalmanın, günlerce oranın havasını solumanın mutluluğu vardı ama aynı zamanda da oradan ayrılmanın, oradan Irak olmanın, belki sevdiklerimiz adına Türkiye'ye dönmek olsa bile oradan firkat etmenin yüreğimizde bir acısı var. Bu da öyle. 12 bölümdür bir serüven yaşadık. Geldik. İman hakikatleriyle beraber yürüdük. Allahu Ekber dedik. Subhanallah dedik. Yüreğimizi coşturduk. Bir dersi tamamlıyoruz. Şu an son bölümdeyiz. Artık böyle onun duygularında zirve noktaya varmışız o iman hareketlerinde. Şimdi tam buraya gelmişken artık dersin son bir sayfası kaldı. Bu kadar. Sonra bitiyor. Bu da insana garip bir hüzün veriyor. Keşke bitmeseydi. Hani bilmiyorum, yani kendi adıma konuşuyorum. Kardeşlerim ne der bu konuda bilemeyeceğim. Hani Musaf'ı okurken Bakara suresinden, Fatiha ve Bakara suresinden başladığınızda bir heyecan, ortalarında 10. 11. cüze biraz zorlanma, 30. cüze geldiğinizde bir iştiyak, bir mutluluk, son kulüvallahu ehad, Allahu samed derken de bir hüzün kaplar yüreğinizi. Keşke dersiniz Allah'ın kitabı bitmeseydi, keşke vahiy devam etseydi, keşke Kur'an nüzul etmeye devam etseydi de bu kadar olmasaydı diye yüreğinize bir hüzün iner. Tıpkı sahabeden bir zatın Hazreti Peygamber'e vefat ettiğinde artık gökten vahiy inmeyecek diye üzülmesi gibi. Bir hüzün yüreğimizde var bugün. Hem bir mutluluk var. Hakk'ın davasında bir sona daha gelebilmek. Yani bir hizmeti daha tamamlamanın mutluluğu. Hem de bir hüzün var. Bir hizmetin o güzel atmosferinde, o güzel talebeliğinde, o güzel ilim meclisinde, o rahlede oturmanın sonuna rahlede oturmanın mutluluğu, sona gelmenin bir hüznü var. Cenab-ı Hak hakkını ödeyenlerden eylesin. Bize hizmet şuurunu böyle her daim versin, her daim versin, her daim yaşamayı nasip etsin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vel asr innel insan lefi husr illellezine amenu ve amlus salihati ve tevassav bil hakki ve tevassav bil sabr. Sadakallahu lezim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra görüyor ki bir vahid ehad. Yani öyle bir ehad ki hem umum kainat üzerinde bir vahdeti var, hem zatında ehad. Şimdi Arapçada vahid kelimesi bir demek. Yani rakam olarak bir demek. Ehad kelimesi ise zatıyla bir demek. Yani şimdi ilhami insanlar içinde bir vahid olur ama kendi karakteri içinde ehaddır. Tamam mı? Yani bir tane dünyada ilhami vardır. Yaratılmış bir tane ilhami vardır. İşte bir tane Emine vardır. Bir tane Mustafa vardır. Bir tane Ahmet vardır. Ayşe vardır. Herkes kendi karakterinde bir tanedir. Ama insanlık değerinde hepsi bir gruba girer yani. Tamam mı? Fakat Allahu Teala vahidi ehaddir. Yani hem zatında birdir,
hem umum kainat üzerinde birdir. Yani umum kainatın tek bir vahidi, tek bir tasarruf edeni vahid olarak, hem de o vahid oluşta bir ehadi. Yani ikincisi yok. Hani ikinci bir sanatkar yok. İkinci bir sani yok. Anladınız mı? Evet. Yani vahid ehaddir. Tamam. Onun için hani Arapçada mesela vahidi bir kelimesi olarak kullanırlar ama ehade bir kelimesi olarak kullanmazlar. Ehad şahsiyette birliktir. Bunu çok iyi anlayalım. Eğer bir kelime vahid ehad diye gelirse bilin ki o zatında tek olanı, yani eşsiz, benzersiz, bedia diye ifade ediyoruz. Tamam. Sonra görüyor ki bir vahid ehad şu kainat sarayında taklit edilme sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor. Bakın, onun sanatını taklit etmeye çalışanlar ya da onun sanatı üzerinde, onun koyduğu genetik üzerinde oynamaya çalışanlar ne oluyor? Çeşitli hastalıklar çıkıyor, değil mi? Bakın, bugün GDO'lu ürünlerden insanlarda çıkan çeşitli rahatsızlıkları düşünün. Yine kanser içeren içeceklerde, yiyeceklerde düşünün. Bakın, insan bedeni. Hani dersiniz eskiden işte kadın doğum yapıyordu. Çocuğunu bir beze sarıyordu. Çıkıyordu. İşine devam ediyordu. Niçin? Çünkü o doğal yaratılışta, o fıtri yaratılışta o uyum içindeydi. Fakat Allah'ın yaratılışını, ya Allah'ın var ediş şeklini insana ulaşmada eğer kişi müdahale ederse, yani insanın bedenine gelirken müdahale ederse, bu bir şirke girer ki müdahale ederse, İşte o vakit ne oluyor? O vakit kardeşim, o kişiye zarar gelmeye başlıyor. Zarar vermeye başlıyor ve işte hastane kapıları. İşte inleyen hastalar. İşte bugün doğum yapamayan kadınlar. İşte bugün sakat doğan çocuklar. Ve sonra da bunu Allah'a mal ediyorlar. Allah'a mal etme. Cenab-ı Hak sen nasıl muamele edersen, yani sen nasıl buna elini koyarsan, ben de sana öyle muamele edeceğim diyor. Bunun üzerinde evet, tasarruf etme hakkı Allah'ın, ama sen elini karıştırırsan o karıştırdığın ele göre sana onun cezasını vereceğim diyor. Tıpkı hayırda elini koyduğunda mükafatını verdiği gibi. Yoksa onun sanatında kendine has turralarında, kendine has sikkelerinde, kendine has yaratılışında muhakkak bereket vardır, muhakkak rahmet vardır, muhakkak insanlara hidayet kaynağı vardır. Eğer insanlar onun yaratılışını, onun var edişini, onun özünde kainata koyduğu o dengeyi var ettiği özlükte, yani doğal dediğimiz şekilde, fıtri olarak insanlara ulaştırsınlar, yemin ediyorum, bunun üzerine Allah'a, Allah'ın var ettiği gündüze ve geceye, Allah'ın var ettiği aya ve güneşe, Allah'ın var ettiği bütün kanunlar üzerine yemin ederim ki, eğer Allah'ın var ettiği düzeni, doğallığı koruyarak insanlara ulaştırsınlar, muhakkak rahmet olacaktır, hidayet olacaktır ve güzellikler olarak zuhur edecektir ve dünya dahi cennete dönecektir. Evet. Ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor. Ve afak alemin, evet, alemin ufuklarının aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilan ediyor. Kainat üzerinde terbiyeci benim. Tasarruf eden benim. Bunlar üzerinde idare ve kanun koyucu benim. Müdahale edersen müdahale ederim. Müdahale ettiğin şekilde buyuruyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. Kardeşim, eğer bir meslekte bir iş göreceksen şayet, şayet illa bu işte bir kimya, biyoloji uzmanı ya da işte bir fizikçi olduysan şayet bu işte, Allah'ın koyduğu kanunun tersine bir fiil koymak yerine Allah'ın koyduğu kanunun daha güzel bir şekilde beşere ulaştırılmasına hizmet etse ilmiyle, hem ilminin mükafatını görecek hem de Allah'ın
rububiyetin en güzel ayini olacak. Biz niye bu dersleri veriyoruz? Bakın, her biriniz bir gün büyüyeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Beşer dünyasında hepiniz bu bölümlerde yer alacaksınız. Bu bölümlere geldiğiniz vakit bu derslerin ruhaniyatı ile Allah'ın gösterdiği ölçülerde, Allah'ın kitabının ve kitabın gösterdiği hakikatler ile Allah'ın yaratılışına hizmet ederek bulunasınız diye bunları size aktarıyoruz. İstifade edebiliyorsanız ne âlâ, ileride bunu yaşama dökebilirseniz ne âlâ. İşte bu çeşit ibadet ve tefekküratla hakiki insan olur. Dikkat ettiniz mi? İşte bu çeşit ibadet ve tefekküratla hakiki insan olur. Yani insanı kamil seviyesine ulaşabilir. Ahsen-i takvimde olduğunu gösterir. Bu derslerin en başında ne demiştik? Ahsen-i takvim ol ki cennete layık bir suret alasın. İmanın yümmüyle emanete layık emin bir halifeyi arz olur. Niçin? Emin bir halifeyi arz dedi ve imanın emanetiyle. Biz niçin yaratılmıştık? Önce biz ne yaptık? Ahiret aleminde Rabbimize biat ettik değil mi? Sen bizim Rabbimizsin dedik. Sonra dünyaya geldik. Sonra ne için yaratıldık dünya gelişimizde? İman için yaratıldık. Bak, ahirette biat ettik. Dünyada iman için yaratıldık. Ve bize imanın mesuliyet yükü yüklendi. Bu emanete layık emin bir halifeyi arz olur. Yeryüzünün en büyük muhasibi ve muhasebesi olarak dünyaya gönderilmiş olur insan. Ey ahsen-i takvimde yaratılan ve su-i ihtiyarıyla esfel-i safilin tarafına giden insan-ı gafil. Yani en güzel sureti, en yüksek makamda, en âlâ hislerde yaratılan, en nazik ve nazenin şekilde yaratılan, fakir ve aciz olduğu halde en zengin, en gani, en kudretli olan zatın en güzel aynesi olan insan. Yine kendi ihtiyarıyla, ama hangi ihtiyarıyla, hangi düşünmesiyle ya da hareket etmesiyle, sui ihtiyarıyla, sui istimaliyle, kötüye kullanmasıyla esfel-i safilin tarafına, yani düşüşlerin en düşüşüne, alçalışların en alçalışına, küçülüşlerin en küçülüşüne, yuvarlanışların en dibine düşen insan-ı gafil. Beni dinle. Ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayrıldığım dakikada o güzel zannettiğim ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamındaki iki levhayı hakikate bak, sen de gör. O levhalar arkadaşlar 17. sözün 2. makamında alıp okuyabilirsiniz. Bunu daha önce seslendirmiştik. Eğer internette bulabilirseniz oradan da şey yapabilirsiniz. Yazı olarak da okuyabilirsiniz. Çok güzel yani o muhakkak okumanızı, takip etmenizi isterim. Çok güzel ama onun kısaca ifade edecek. Birinci levha ne, ikinci levha ne? Aslında şöyle kısaca ben de size izah edeyim. Birinci levha ehli gafletin bakış açısıyla dünyanın halini anlatır. İkinci levha ise ehli imanın bakış açısıyla ahireti anlatır. Evet. Birinci levha ehli delalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder. Yani sanki her şey kopup gidiyor, sanki her şey fani buluyor, tüm sevdikleri elinden ayrılıyor gibi böyle bir hal verir. İkinci levha ise ehli hidayet huzurun hakikati dünyalarını işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış o tarzda bıraktım. Şiire benzer fakat şiir değildir ama o kutsiyet ve duallığı vardır elhamdülillah. Evet. Böylece bitirelim dersimizi inşallah. Ondan sonra da programımız burada bitsin inşallah. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.
Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hullul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme salli ve sellim ala zatil muhammediyyetil latifetil ahadiyyeti şemsi semail esrari ve mezharil envari ve merkezi madaril celali ve kutbi felekil cemali. Allahümme bisirri ledeyke ve bisirrihi ileyke amin havfi ve akil usureti ve azhib huzni ve hirsi ve kun li huzni ileyke men minni ve varzukni fenâe anni ve la tec'alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hüssi an kulli sırri maktumin ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum varhamni varham rufakai varham ahlil iman والقرآن آمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Çok güzel bir dersi yani, böyle hani geçten bitirmek insana garip geliyor. Sümeyye hoş geldin. Hoş bulduk. Sümeyye, bugün benim programıma sen mi konuk olacaksın? Evet. Hı. Dur zıplama, gel. Zıplaman gel ama bak, kamerayı şey yapıyorsun, sallıyorsun. Gel. Sümeyye, bugün dersimizin sonuna geldik. Bak bu program, bu kitabı bitirdik kızım. Bugün sonuna geldik. Bir dahaki programda artık inşallah başka bir derste buluşacağız, değil mi? Yine yapalım arkadaşlar bence. Ama bir daha başka zaman yapalım. Artık bundan sonra abiler okuyacakmış dersleri. He? Tamam. Sen de Sümeyye sonuna geldin. Sen de Kur'an okumanın sonuna gelmişsin, değil mi? Evet. İnşallah daha güzel bir derste de buluşuruz. Bu dersten sonra, yani bu ders bittikten sonra sizden isteğim, profilimize yazabilirsiniz. Bundan sonraki derslerimiz ne üzere olsun? Hangi konularda olsun, tefsir mi olsun, suallere cevap mı olsun, reddiye mi olsun? Bunları bize iletin. Biz de bundan sonraki programlarımızı bu şeyde, doğrultuda devam ettirelim inşallah. Cenab-ı Hak bu 13 dersi inşallah hakkıyla bitirmeyi bize nasip etti. İnşallah sizin hakkınızda da biz hakkını ödemiş bir şekilde tamamlamışızdır. İnşallah sizin için de faydalı olur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. En güzel olana, en değerli olana, alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, ebeden daima.